Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'si kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA'nın en eğlenceli serisi olan FIFA Street hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde FIFA Street'in yıl dönümüydü arkadaşlar ve Twitter'da, oyun portallarında, FIFA Reddit gibi sayfalarda çok fazla bu konu hakkında postlar açıldı. Çok fazla yeni başlıklar ve yeni fikirler öne atıldı. Gelin bir de biz bu oyunu inceleyelim. FIFA Street nedir? Hangi platformlarda vardı? Nasıldı? Bunun hakkında konuşalım. Ve ilerleyen falarda tekrardan geri gelebilir mi gelemez mi? Bunun hakkında sizlerle birlikte güzel bir sohbet edelim. Öncelikle FIFA Street arkadaşlar eski jenerasyon konsollar yani PlayStation 2, Xbox 360 gibi özellikle o zamanlarda zaten PlayStation 2'de de vardı hatırlayacağınız gibi inanılmaz bir oyundu. Çok fazla oynanıyordu. Hatta o zamanlar normal futbol oyunlarından daha fazla oynanıyordu. Tek sebebi ise insanların daha fazla keyif almasıydı arkadaşlar. Çünkü o zaman da modern işte çok fazla popüler olan Ronaldinho'lar mı dersiniz işte R9'lar mı dersiniz herkes bu oyunda vardı. Ve FIFA'nın arkadaşlar o kadar güzel bir olayı vardı ki burada o zamanlar mahalle maçları ya da böyle arkadaşlarınızla sokakta yapmış olduğunuz maçlar daha fazlaydı. Tabii ki de şimdi son yıllarda şehir güvenlikleri veya insanların işte çocuklarını koruma arzusundan dolayı biliyorsunuz ki artık sokak maçları, mahalle maçları yerini bıraktı. Artık insanlar genelde vakitlerini evde geçiriyorlar. Ama ve lakin bizim o zamanlarda hep sokak maçlarımız oluyordu ve bu oyunda da farklı farklı sahalarda, farklı farklı mahallelerde seviye atladıkça sevdiğiniz oyuncularla birlikte maç yapabiliyordunuz ve bu da gerçekten oyunu en eğlenceli kılan parçalardan bir tanesiydi. Oyunda grafik yoktu, evet oyunda belki daha farklı şeyler yoktu ama eğlence vardı arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi bir oyunun grafiğinin gelişmesi, oyun motorunun gelişmesi her zaman daha eğlenceli olacak veya daha iyi bir oyun olduğu anlamına asla gelmiyor. Oyun kavramı zamanınızı güzel geçirmek için, zamanınızı hoş geçirmek için yapılan bir aktivitedir arkadaşlar. Oyunlar bu yüzden oynanır. Fakat son zamanlardaki oyunlar gerçekten sadece para amaçlı olduğu için çoğu insanda oyunlardan soğumuş durumda ki ben de öyleyim. PlayStation'ı açtığım zaman oynayacak oyun bulamıyorum. FIFA Street'in arkadaşlar en güzel tarafı para verme gibi zaten o zamanki oyunlarda bu tarz çok fazla paralı içerikler yoktu. Hiç öyle bir içeriğiniz yoktu. Oyun tamamen single player'dı. Şu anda makineye karşı oynayın deseniz kimse oynamak istemez ama bu oyunu saatlerce makineye karşı oynadığımızı arkadaşlar hepimiz hatırlıyoruz. Aynı zamanda online o zaman yoktu diyeceksiniz ama zaten PlayStation 3 ve Xbox 360'da online olmasına rağmen bu oyunlar hala offline şekilde bile oynanıyordu. Gerçekten inanılmaz bir oyun arkadaşlar. Takımınızı ilerletiyordunuz, farklı şehirlerde maç yapıyordunuz, inanılmazdı. Bunu şimdiki zaman nasıl entegre edebilirler? Şöyle, bu oyun arkadaşlar bir ayrı öğütten bir oyun olarak da satılabilir ve da FIFA'nın içine bir versiyon olarak da koyulabilir. Ama FIFA'nın içine versiyon olarak koyulacağını asla düşünmüyorum. Çünkü her zaman iki tane oyun satmak daha fazla para demektir ve EA Sports bunu çok iyi biliyor ki iki oyun çıkarsa da zaten kullanıcılar bu oyunu alacaktır. Çünkü eski FIFA kitlesi bu oyunu yani çok özlüyor. Ben de özlüyorum. Sizlerin de özlediğini düşünüyorum arkadaşlar. Ki bu oyuna para yatırmayı koysalar gerçekten çoğu insanın para da yatıracağını düşünüyorum. Çünkü sevdiği kartlarla oynama, sevdiği futbolcularla oynama ve özellikle bu mahalle ortamı gerçekten de insanları çok içine çekecektir. Hele ki oyunun içinde kendinize göre bir saha yapıp, kendinize göre bir mahalle yaratıp orada maçlar yapmak, özellikle online mesela Foot Champions gibi modda rekabet edilmesini sağlamayı yapabilirlerse gerçekten FIFA kadar kullanıcı kazanacağını düşünmekteyim. Ultimate Team tamamen para üzerine kurulu bir oyun moduna dönüştü arkadaşlar. Özellikle son çıkan ikonlardan sonra biliyorsunuz ki erişilmesi imkansız olan kartlar çıkarıp insanları sürekli para yatırıp daha iyisini kurma arzusunu yaratmaya çalışıyorlar. Ancak bu tarz oyunlarda tekrardan bu eski özlediğimiz eğlenceyi alabileceğimizi ben düşünüyorum. Eskiden hatırladığım zaman ben de o zaman Xbox 360 vardı arkadaşlar. Hani inanılmaz güzel oyunlar vardı. Prison Break'in bile oyunu vardı yani. Hani insanlar o zaman para için değil gerçekten kod yazmak, güzel projeler çıkarmak, insanları eğlendirmek amacı oyunlar çıkarıyorlardı. Ancak son zamanlarda çıkan oyunlar tamamen ekonomi amacıyla çıkarıldığı için insanlar da bunu hani belirli bir süre sonra gerçekten de soğuyorlar. Bunun en güzel örneği de FIFA arkadaşlar. Çünkü gerçekten para vermeden ve zamanınız yoksa çok zor. Tabii biz strike taktikleri falan veriyoruz, coin kasma taktikleri veriyoruz. Herkes bizim kadar kasacak diye ya da herkes bizim kadar zaman ayıracak diye bir kaide de yok. Ve zamanınızı ayırmadığınız ve coinsinizin olmadığı zaman da gerçekten de hiçbir şekilde mutlu olamayacağınız bir oyun olarak görüyorum ben Ultimate Team maalesef. Geçen senelerde böyle değildi. En azından daha düşük kadrolarla da bir yere kadar gelebiliyordunuz ama maalesef son 2-3 senedir özellikle Foot Champions'tan sonra oyun tamamen pay to win kısmına dönüş yaptı.
FIFA Street gibi bir oyun çıkarsa ben eski FIFA'cıların da geri döneceğini ve en azından boş zamanlarımızı oynayabileceğimiz güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Benim sizlere bugün bir tane sorum var. Buna katılırsanız çok sevinirim. Bu sorum da şu arkadaşlar. Siz PlayStation'ı açtığınız zaman hangi oyunu oynuyorsunuz? Ben örnek olarak Fortnite ve FIFA dışında hiçbir oyunu beğenmedim. Özellikle Hitman'i beğenmiştim. Hitman'i de oynadım. Yani son zamanlarda 3 tane oyun oynadım ben. Hitman, Fortnite ve FIFA. FIFA'da zaten YouTube'a içerik çıksın diye yoksa gerçekten oynanacak seviyede bir oyun değil maalesef. Sizlere soruyorum. PlayStation'ı açtığınızda hangi oyunları oynuyorsunuz? Bunu bana aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Aynı zamanda derslerimde biliyorsunuz benim derslerimde başarılıyım ve hep bana soru soruyorsunuz derslerinde nasıl başarılı oluyorsun diye. Bu tarz video hazırlamıştım. Eğer bugün evde olacak izleyebilecek durumdaysanız akşam saat 7-8 gibi nasıl derslerde başarılı olduğumu, sürekli nasıl derecelerle okullarda mezun olduğumu, çalışma prensiplerimi öğrenmek istiyorsanız bunu da bana belirtebilirsiniz. Akşama da o videoyu hazırlarım hemen kanala yollarım. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. 50.000 abone yolunda beni desteklerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Soruların cevaplarını bekliyorum. Herkese kalp var. Hadi bakalım, bay bay.